Merhabalar, ben Ali. Bugün Asus FonePad 7'nin kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Asus FonePad 7'nin iki tane modeli bulunuyor. Bizde yeni versiyonu, 2014 versiyonu var bu cihazın. Bildiğiniz gibi Asus ürünlerin her türlü detayıyla, incelemeleriyle karşınızda olur. Son çok fazla sayıda ek video ile Asus'ta karşınızda bulunuyoruz. Yine FonePad 7 de oldukça fazla ek video ile, ek içerikle birlikte tüm detaylarıyla karşınızda olacak. Ürün elimize yeni ulaştı. Hemen bir kutu açılımı yapalım dedik. Ön yüzde klasik FonePad cihazın görsellerini görüyoruz. Yanında değişik bir şey tercih edilmiş bakın desen olarak. Bizim elimizde beyaz renkli var. Arkada teknik özellikleri nerede? Burada detaylı olarak değinilmiş. Hatta teknik özelliklere birazcık daha yakından bakalım biz. Cihazda Intel tarafından üretilen bir işlemci bulunuyor. Yine cihaz 3G desteğine, GPS'e sahip 1 GB'lık low power DDR2 RAM'e sahip cihaz. 8 GB'lık bizim elimizdeki model dahili bir depolama birimine sahip. 5 megapiksellik arka kamera var. Önde ise 1.2 megapiksellik bir kamera var. 8211 ABGN standartını destek veriyor. Aynı zamanda Bluetooth 3.0 cihazla birlikte desteklenmiş. Daha cihazın pek çok özelliği bulunuyor. Şimdi dilerseniz Evet, kamera da kendine geldi. Hemen kutumuzu açalım. Kutu zaten bize açılmış olarak gelmişti. Ben şuradan Evet. Kutuyu açar açmaz bizi FonePad 7 karşılıyor. Jelatinlerin içinde. Onu bir kenara koyalım cihazımızı. Hemen ardından kullanım kılavuzu. Basit bir ince bir kullanım kılavuzu var. Burada yine garanti belgelerini görüyoruz. İngilizce. Burada da garanti kartı var. Hemen altında USB veri kablomuz, yine Asus'un klasik veri kablosu. Burada bakalım 1.35 amperlik 5 voltluk bir adaptör bulunuyor. Ve burada da bu cihaz tabi FonePad'den aslında asıl özelliği 7 inçlik büyük bir cihazda 3G sim kartı buluşturması, telefon özelliğine sahip olması. Burada da sim kartı takmak için gereken iğneyi görüyoruz. Evet, kutuyla işimiz bittiğine göre kutuyu artık bir kenara koyabiliriz. Şunları da şuraya şöyle bir dizelim. Şimdi cihazı jelatinden açalım. Evet. Cihazı ilk elime aldığımda ne hissettim? Arkadaki plastik çok net bir şekilde hissedilebiliyor. Bunun çok kaliteli bir plastik olmadığını söyleyebiliriz ama mesela MemoPad HD'de de ortada bir boşluk vardı. T100'de de aynısı vardı yine Asus'un. Bunda öyle bir şey yok. İçerisinin full dolu olduğunu, kapatıldığını sağlam hissediyorsunuz ama yine de plastik biraz can sıkıyor diyebilirim. Güvensizlik hissi yaratıyor. Ön tarafta direkt zaten dikkat çeken şey iki tane hoparlör. Bize bakan iki tane hoparlör. HD'sinin bum sandığından esinlenmiş burada. Tabii ki arkada biraz hafif çıkıntılı bir kameramızı görüyoruz. Bakın çok hafif bir çıkıntısı var kameranın. Şarj girişi altta konumlandırılmış. Yine altta da mikrofon var. Altta kenarda konumlandırılmış. Bu tarafta açık micro SD kart yuvasını görüyoruz. Buradaysa güç ve ses açıp kapatma düğmeleri var. Üst tarafta mikrofon girişi. Yanda ise sim kartın bulunduğu slot var. Evet, hemen cihazımızı bir açalım. Bakın hemen burada da Asus'un altında Intel logosunu görüyorsunuz. Asus Intel işlemcili cihazları çok sık çıkartmaya başladı. Intel işlemci daha doğrusu mobil cihazları oldukça fazla duyurmaya başladı. Yine Zenfone'larda Asus'un normal telefonları da Intel işlemciyle geliyor. Evet, cihazın açılmasını bekliyoruz. Şurada Asus logosunda bir animasyon var mı derken evet. Kurulum kısmımız gelmiş. Welcome diyor. Welcome canım. Hemen bir Türkçeyi bulalım. Geçtik. Evet, Türkçe. Hoş bulduk ve hemen ardından Asus klavyesini seçiyor. Klavyeyi de zaten birazdan inceleriz. Mobilhanede Wi-Fi dilini devam edelim. Kablosuz A. Şimdi şuradan klavyeye bir bakalım klavyenin durumu nasıl. Evet, pek şık tasarlanmayan bir klavye olduğunu söyleyebilirim ama mesela şu üstteki sayılar güzel yerleştirilmiş. Bunlar güzel tasarlanmış şeyler. Hemen buradan çıkabiliyor muyum? Evet, son diyelim. Bu ayarların hepsini ben sonra yaparım. Ve Asus FonePad 7 şu anda hazır bir şekilde bizi bekliyor.
Cihaz daha yeni açıldı ama arayüzünde çok fazla bir kasma yok. Hızlı geçişlerin olduğunu söyleyebilirim. Bildirim çubuğunu... Evet. Bildirim çubuğu yine bu şekilde geliyor. Çift indirdiğimizde ne oluyor? Öyle bir destek yok. Uygulama olarak bakalım, çok doldurulmuşum Asus. Chrome'u Flipboard'u görüyorum hemen. Yani pek de boş olduğu söylenemez. Cihazda Amazon'un Kindle'ı dahi bulunuyor şu anda. Evet, bu videomuzda Asus'un FonePad 7'sinin kutu açılımını gerçekleştirdik. Cihazla ilgili her türlü bilgi, ek video ve daha pek çok içeriğe çok yakında tekdiv.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen yorum yazın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayın lütfen. Evet, ben Ali Kandemir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.